Merhaba arkadaşlar. 8. sınıflarla konu tekrarına ve e, soru çözümüne devam ediyoruz. Şimdi friendship konusuyla ilgili örnek sorularımıza devam edelim arkadaşlar. Birinci sorumuz. True friends always count on each other because... Count on, benim canlı yayında da sorduğum soru güvenmek demekti. Doğru arkadaşlar birbirlerine güvenirler. Çünkü onlar never back each other up. Birbirlerinin arkasında asla durmazlar. Olumsuz bir cevap. Rarely get on well fit each other get home well, iyi anlaşmak demekti. Birbirleriyle çok nadiren iyi anlaşırlar. Bu da olumsuz bir cevap. They are always laid back. Onlar daima umursamazdırlar, rahattırlar, olmaz. They never tell lies to each other. Onlar asla birbirlerine yalan söylemezler olacak. Evet birbirlerine güveniyorlarsa yalan söylemeyecekler. İkinci sorumuz. Ahmet, will the concert finish? konser bitecek mi? Kaçta bitecek? Ne zaman bitecek? Şeklinde bir soru sorması gerekir. At 11 p.m. demiş. 11. Yani 11 p.m. on Saturday night. Cumartesi gecesi saat 11'de bitecekmiş. O zaman why niçin olmaz? What time dediğinde sadece saati sorsaydı what time olurdu arkadaşlar. How often ne sıklıkla? When ise ne zaman? Hem saatini hem de gününü sormuş. O yüzden cevabımız denizde. 3. Irmak ve gözler arasında Do you have a plan for tonight? Bu gece için bir planım var mı? Gözde not really. Gerçi önemli bir planım yok demiş. We are going to meet at Sam's house tonight. Sam'in evine gideceğiz. Buluşmaya, buluşacağız bu, bu, akşam. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Okay, I'll be there at 7. Evet, tamam. Ben 7'de orada olacağım demiş. Peki ne diyebilirim? Buradaki boşluğa ne getirebiliriz? Önemli bir işim yok Ver do you go? Nereye gidiyorsunuz? I would like to Gelmek isterim Herhangi bir teklif söylemediler O yüzden gelmek isterim diyemez I have another plan for tonight e, Bu gece için başka bir planım var Çünkü henüz planı duymadığı için böyle bir cümle kurması saçma Why do you ask? Niçin sordunuz? Evet Önemli bir işim yok Niçin sordunuz? O da diyor ki Sam'in evine gideceğiz bugün Bu akşam Demiş Üç denizli Evet bir sonraki sorumuz Ege ve Ali arasında. Ege'nin e, sorduğu soruya karşı Ali cevap vermiş. No, I don't. Hayır. I prefer spending time with my friends. Ben arkadaşlarımla vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Peki ne demiş olabilir? Do you prefer being alone or spending time with your friends? Arkada yalnız kalmayı mı tercih edersin, yoksa arkadaşlarınla olmayı mı tercih edersin? bu buna uygun değil. What do you prefer doing in your free time? Boş zamanda ne yapmak ne yapmayı tercih edersin? Do you prefer spending time with your friends? Arkadaşlarına zaman geçirmeyi tercih eder misin? Hayır demiş. Bu olmaz. Hayır, ben arkadaşlarımla zaman geçirmeyi tercih ederim şeklinde bir cevap veremez bu soruya. Do you like being alone? Yalnız kalmayı seviyor musun? demiş. O da hayır. Ben arkadaşlarımla zaman geçirmeyi tercih ederim. Cevabımız Denizli. Banu. I have an extra ticket for the theater. Tiyatro için fazla bir biletim var. Why don't you come with me? Niçin benimle gelmiyorsun? Çağla. I'd love to but. Çok isterim ama bir mazereti var. Ne diyecek arkadaşlar? I have nothing special to do. Önemli bir işim yok. Yapacak önemli bir işim yok. Olmaz. I am really into the theater. Tiyatro ile ilgili değilim. İlgilenmiyorum. I don't feel well. İyi hissetmiyorum. Olabilir. Their actors are terrific. Onların aktörleri mükemmel demiş. Burada reddedeceğine göre ne diyebilir? I don't feel well. İyi hissetmiyorum. Çok isterdim ama iyi hissetmiyorum demiş. Evet. Altıncı sorumuza bakalım. I am not friends with Jenny because she isn't. Ben Jenny ile arkadaş değilim. Çünkü she can never keep secrets o asla sır tutmuyor demiş. She isn't o nasıl biri o zaman? Nasıl ne değil? Reliable güvenilir değil olabilir. Terrible müthiş, liar yalancı, rude kaba. O güvenilir değil çünkü o asla sır tutmuyor. Evet, cevabımız adana. Evet, son sorumuza da bakalım arkadaşlar. Elif ve Beril arasında, Will you go to school picnic? Okul, okul pikniğine gidecek misin? Beril, elbette demiş, sure. We will meet at half past eight at school. Biz okulda sekiz buçukta buluşacağız. Elif bir soru sormuş, Beril. No, my father will drive us to the school. You can come with us. Benim babam diyor bizi okula götürecek, arabayla götürecek. Sen de bizimle gelebilirsin. Peki ne demiş olabilir? How will we go to the picnic? Pikniğe nasıl gideceğiz? Olabilir. Will you go by bus? Bakın yes veya no öyle cevap verdiği için herhangi bu şekilde bir soru sorması lazım. Will you go by bus? By school bus. Okul otobüsüyle mi gideceksin? Hayır. Babam götürecek şeklinde bir cevap vermiş. Bu olabilir cevabımız. How often do we go to picnic? Ne sıklıkla pikniğe gideriz? Who Do you go to picnic with? Kiminle gideceksin pikniğe? Kiminle, kimlerle gideceksin demiş. O zaman yes ve no'lu cevap aradığımıza göre sadece will sorusu gelebilir arkadaşlar. Evet şimdilik burada kalalım arkadaşlar. Siz de sorularınızı çözmeye devam ediyorsunuz tekrarlarınıza. Şimdilik e, burada son sorumuzda kaldık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.